Evet sevgili izleyenlerimiz, Kontrol'ün ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Konuğu kaldığımız virgülü atmıştık. Demişti ki sevgili Necmettin Kocaman, ilçelere başlayacağız. İlçelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden dersiniz? Mesela Türk futbolunda artık isim yapmış, futbolcu fabrikası diye, fabrikaları diye isim yapmış bir ilçemiz var. İnegöl Spor. Kimler yetişmemiş ki? Ama hep pas geçip gitmişler Bursa'ya. Ben o zamanlar geçmişte çeşitli dönemlerde yöneticilerle diyaloğa girdiğimde bir kırgınlık, bir durgunluk, bir soğukluk vardı. Ama son dönemlerde yakınlaşma var. Şimdi yani bu eski İnegöl olur, Karacabey olur, Kemalpaşa olur, Bunay olur. Bunları düşünüyorsunuz. Bir de okul projeleri, okullar bazında da gireceksiniz herhalde. Mehmet Karagerçek kardeş okul projesi var onun. O ayrı bir proje tabii. Evet. O daha sosyal içerikli bir proje, o daha farklı bir proje. Çok güzel bir projede. Buradan kendisine kutluyorum. 16 köy, 16 okul diye hem okul tadilatlarını yapıyorlar hem işte 16 tane hiç maça gelmemiş, 17 tane hiç maça gelmemiş o köyden öğrencileri Bursaspor hiç daha stadı görmemiş çocukları Bursaspor maçına getiriyorlar. Forma ediyorlar. Şimdi neler yapacağız biz sevgili Necmettin? Şimdi bizim burada az önce de görüştüğümüz gibi yani lig heyetine okullara gideceğiz tabii ki yani. Ama öncelikle şu amatör kulüpleri mutlaka bir hepsini tek tek kolay bir... Kolay değil 140 diyor. Yani bunu... Bursa merkezde mi 140? Tabii. Yok ilçeler. Hepsi tamamı. Ya bunları zamanımız olduğu sürece ki bunu haftada bir günü ben bu işe ayırıyorum işlerim dışında. Bunları gezeceğiz. Hepsini tek tek gezeceğiz. Yani az önce bahsettiğiniz İnegöl'de kırgınlıklar var diyorsun. Ya olabilir. Ya geçmişte... Bu dönemde yok. Hayır yani yok. Geçmiş dönemde örnek, olabilir de ya. Yılmaz'ı Çanakkale'ye veriyorlar. Evet. Son anda ağır abiler girdi. Hasan Bora gibi. Durdurdular Okan'ı Bursa Spor'a verdiler. Kemal Batmaz. Kırgınlıklar da olmuş Hasan olabilir Bora. Geçmişte. Yani biz önümüze bakacağız. Bundan sonra neler yapabiliriz? Bizim de hatalarımız olmuştur. Mutlaka bizim mevkimizde olan kişilerin o dönem itibariyle onların olmuştur. Bunlar olabilir. Yani bunları geçmişte bırakacağız bunları. Biz önümüze bakacağız. Daha iyi işler yapmak için oradan şimdi, neler faydalanabiliriz? Bizden onlar ne faydalanmış? Üçüncü ligde takım var. Mesela bakın ben bu sene bir tane oyuncu verdim oraya. Daha geçen sene yine oyuncu verdik. Biz bunlarla her şekilde Bursa'nın bütün üçüncü lig ekiplerine, profesyonel ekiplerine hepsine futbolcu alışverişi yapıyoruz. U18, U16, U15, U14 değil mi takımlarımız? Bir daha A2 var. Evet. Nedir durumları burada? Şimdi A2 takımı bizim rezerve takımımız. Bu sene değişik bir statü değişikliği yapıldı bunda. 9 takımlı bir lig kuruldu. Marmara grubundayız biz de. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Kartalspor, Büyükşehir, Boluspor, Kasımpaşa, Kocaelispor takımlarının olduğu bir lig kuruldu. Burada antrenman eksiği, maç eksiği olan özellikle maç eksiği olan oyuncularımızı orada değerlendiriyoruz. Bizim kendi bir kadromuz var. Sürekli buradan işte Muhammed Demir zaman zaman oynuyor. Serdar Aziz zaman zaman oynuyor. Eren Albayrak oynuyor. Kaleci Ceyhun oynuyor büyük çoğunlukla. İşte bunlar burada kadroya giremeyen işte ama iyi futbolcular fakat kadroda da bir derinlik var giremedikleri için buradaki bu maç eksiklerini burada gideriyorlar. Diğer takımlar için de geçerli. Mesela Beşiktaş 89 doğumlu, 87 doğumlu adamlar oynatıyor. Bu grupta da lider şu anda. Biz bu grupta çıkarken iddialı çıkmadık zaten. Altyapılarda hiçbir grupta iddialı değiliz. Önemli olan bizim için yukarı hazır futbolcu yetiştirmektir. Bizim en büyük hedefimiz bu. Ama U18 takım mesela çok iyi gidiyor bu sene. Umutlu olduğumuz takımlardan bir tanesi. O da İstanbul grubunda bulunuyor. Lider. 22 puanla lider devam ediyor şu anda. U16 takımımız yine Beşiktaş'ın üstünde. O da lider 21 puanla devam ediyor. U15 takımımız ikinci devam ediyor. U14 takımımız ikinci devam ediyor. Yani bu çok sevindirici şeyler bunlar. Bütün gruplarda ya lideriz ya ikinciyiz. Peki devam ediyor. Güzel. Bu başarı trend devam edecektir. Güzel. Buradan zıplayan bir oyuncu olacak. Var mı? Mutlaka şu anda, İsmail Aktan'la, Abdül A takımda idmanlara çıkıyor şu anda. Oo, güzel bir haber. Yani, İsmail Aktan'ı ben duyuyorum ismini devamlı evet. Olarak. Demek ki Ertuğrul Hoca gözüne kestirdi. Buradan geçen çarşamba günü perşembe günü çok talihsiz bir olay yaşandı. Emre Pelivan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef. O da bizim A takımda düşündüğümüz hocanın zaman zaman idmanlara aldığı bir arkadaşımızdı. Eğer o talihsiz sakatlığı yaşamasaydı o da altyapıdan çıkıp A takımda idmanlara katılacaktı. Yani ondan sonra yine bizim U16'da oynayan kaleci Sercan var. Sadece maç için geliyor bizim U16 ile. Diğer zamanlar sürekli burada idmana çıkıyor. Yani zıplayacak çocuk var mı? Hakikaten çok var. Ya ama bunlar bir altyapı süreç işidir. Bu hemen olacak şeyler değil bunlar. Yani sağ olsun Ertuğrul Hoca da bu konuya çok sıcak bakıyor. Ben onu yani, soracaktım. Bugüne kadar Bursa Spor'a gelen teknik adamlar
çok sıcak bakmadılar veya bakmaya zamanları olmadı. Sıkıntılı süreçlerden geçtik. Niye? İşte kimi ben kulakları çınlasın birçok hocaya konuştum. Yani bu altyapıya ya kardeşim nasıl bakayım? Küme düşmeye oynuyoruz. Yani altyapıya da ya bakarsan hocam bey, biraz diyorlar. Da ben ona çok fazla katılmıyorum. İçlerinde var belki de. Ben ona katılmıyorum. Yani şimdi sağ olsun Ertuğrul Hoca geçen dönem ligin ikinci yarısı geldi. İkinci yarısı gelmesine rağmen bir geldi ki yani burada bir şeyler yapmak istiyor. Yani bir yeni bir takım oluşturuyor, bir şeyler yapıyor. O durumdayken bile altyapıdan adam aldı. Altyapıyla çok ilgili. İnanın şu anda Ertuğrul Hoca altyapıdaki birçok futbolcunun ismini direkt biliyor. Çok önemli. Yani ben inanmıyorum. Burada daha önce gelen hocalardan bana 5 tane altyapıdan çocuk say deseler çok samimi söylüyorum. Sayabileceğini tahmin etmiyorum. Ben buna bir destek vermek istiyorum. Tabii Ertuğrul Hoca gerçekten bu konuda çok şey. Bir zamanlarda Allah rahmet eylesin bunu bu bakış açınızda yapan antrenörlerimizden bir tanesi de rahmetli Gündüz Tekin Onay'dı. Evet. Tabii çok eskiler bizim, için ben... Bizim her maçımızı, evet. Bakın bizim her maçımızı ismen ve her maçımızı yakından takip eden bir hocaydı. Ve bir müddet sonra da zaten Eser 16-17 yaşında Rejo vardı. Kaleci onun bir sakatlanmasından dolayı rahmetli Aslan abi bak hepsi de Allah rahmet eylesin. Aslan abiyle beraber bir dönem ben Eser, genel olarak söyleyeyim yakın geçmişle alakalı konuştum. Baktın mı zaten çıkıyor. Evet. Bakış açısını söylediğim için söylüyorum. Evet. O zaman zaten çıkıyor. Özel ilgilendiğin zaman çıkıyor. Yani çıkmama ihtimali yok hocam. Peki. Altyapı cevher. İnanılmaz bir potansiyel var. Sizin döneminize gelelim. Burada sen da var benim dönemim. Ahmet Supiler, efendim Erginler, Hüseyin'dir, Murat'lar. Yani ne oldu bunların arkası mı ki? Hepsi de bunların gitti. Yok Ali'nin, geldi. Arkası da geldi onların. Ondan sonra bir grup daha geldi biliyorsunuz. Ersel'lerin, Vedat'ların, yani Adnan'ların, Turan, yani Gürsel'ler falan bir grup daha geldi. Pilişleri vardı. Pilişler diyordu. Pilişler bizdik. Onlar bir üstü. Onlar Hasan abinin pilişleriydi sonraki. Ama vardı. Bakış açısı işte. Evet. Eğer hoca, teknik direktör, tepedeki adam altyapıya önem veriyorsa muhakkak adam çıkarır. Kesinlikle. Çünkü alternatifsiz bir şey olmaz. Yani o çocukların hepsi üsttekilerle artık o seviyede gelen insanlar. Ertuğrul Hoca'nın burada bize vermiş olduğu en büyük katkılardan bir tanesi bu. İşte o diyorsunuz ya altyapıdaki çocukları ismen tanıyabiliyor. İsmen ve yakın takibine almış. Evet. Almışsa bu Bursa Spor için büyük bir fayda. Evet. Çok büyük bir fayda. İnanılmaz bir şey. Diğerleri bu şekilde bakmadı hocam. Bakmadı. Evet. Diğerleri bu şekilde bakmadı. Günü kurtarmaya çalıştılar. Hocanın da şansı ama becerisi ama ekip çalışması ama yönetimin desteği yani hepsi bir arada oldu. Taraftar desteği. İnanılmaz geçen seneki bir başarıyı elde ettik. Bu sene de bu başarı tescilleniyor. Ve daha da üst seviyede tescillenecek. Ve bu bakıyorsunuz şimdi öyle bir kadro derinliği oluştu ki yani yedek kadro geçen sene oynayan A kadro. Evet, yani evet. Çok önemli bir şey bu. Arka taraftan hiç kadroya giremeyen gençlerimiz var hala. Hepsi de bir yıldız, hepsi de bir değer. Ve şans verildiği takdirde en az birinci oynayan kadar oynayabilecek kapasitede futbolcular. Evet. Çok önemli bunlar. Tabii şimdi mesela hemen onu da gündeme getireyim. Enteresan, benim çok ilgimi çekiyor. Hep her yerde de söylemeye çalışıyorum. Şu anda hatta birçok gazetede de gördüm bugün. Haftanın kalecisi Gaziantepspor'un kalecisi Mahmut Bezgin. Bu Mahmut Bezgin Gaziantepspor'da nereden keşfedilmiş biliyor musunuz? Bundan 4 sene önce Star TV'de Futbol Star diye bir Rıdvan Dilmen, Tanju ve işte o dönemdeki Sergenler o bu bir televizyonda böyle bir Futbol Star diye gençleri çıkarmışlar. Evet. Canlı seyrediliyordu onu. İşte orada o Mahmut Bezgin denen kişiyi Gaziantep almış. Bugün Gaziantep'in kalecisi. Kalecisi. Yani birçok puana da emeğini koydu. Bugünkü haftanın kalecisi de bir. Bu bir yerde şans, rastlantı olayı var. Ben çok görüyorum Rıdvan Dilmen'in buraya geldiğini görüyorum. Yani duyuyor buradan bir futbolcu geldiğini. Gündüz Tekin Onay gibi. Çok iyi tanıyan rahmetli gibi. Onun bakış açısı bakış çok mükemmeldi. Bakış açısı çok fazla. O, farklı yani bir şeydi. Futbolcuyu o, iyi belleyen, iyi bir bakıştan şimdi bir Ertuğrul kişiler. Hoca'nın şöyle bir durumu da var. Yani Vakıfköy'e zaman zaman birlikte gidiyoruz. İşte başkanımız da Ertuğrul Hoca'yla birlikte gidiyoruz. Çocukların odalarına dahi girip bakıyor.
Şimdi enteresan bir şey anlatacağım burada. Ayakkabı dolapları var. Ayakkabı dolaplarında işte gramponları koyu dolaplar var. Ertuğrul Hoca dolabını açtı. Bir tanesi ayakkabısını yıkamamış. Sahibi kim bunu dedi. Geldi bak çok güzel bir dille. Babacan bir tavırla anlattı buna. Ben de hafta 2-3 gün oradayım. Bugün gittim açtım kapakları. Çok samimi söylüyorum size. Hepsi cilli gibi yıkanmış şeylerin. Ayakkabıların. Hepsi pırıl pırıl koymuş. Kolay şimdi değil, orada hocam. Tabii şimdi orada başka bir hocanın demesi takip. Genç çocuk bunlar 14 takip. 15 16 yaşında çocuklar. Şimdi Ertuğrul Hoca'nın demesi bakın çocuklar ne kadar büyük etki yaratmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Her şeyinle en ince ayrıntısına kadar ilgileniyor. Hani tesadüf değil bence başarılar. Tabii ki canım. Yani bir şeye tesadüf değil. Yani bir şeye hakikaten ben başarının tesadüfen olacağına inanmıyorum. Yani bir şeye ilgi, alaka, sevgi, camiaya güven. Ya böyle geliyor başarı. Yani saygı göstermek. Evet. İnsan ekmeğine evet. saygı gösterdi takdirde. Evet. Sadece para kazanmak değil. Bir evet. de bunun dışında bir yere bir şeyi katmak, bir şeyi verebilmek evet. ona en büyük mutluluğu veriyordur şu anda. Evet. Evet. Yani tabii profesyonel bir teknik direktör. Tabii ki parası yani. Tabii kazanılacaktır ki. Ama daha büyük mutluluk işte oradan bir tane çocuğu çekip evet. yukarı işte Ertuğrul Hoca bunu çıkarttı. Ben bu çocuk benim emeğimle buraya geldi. Demesi, insanların demesi onun daha çok onur edecek bir o davranış biçimi. Evet. Yani o şekilde. Biz bu destek vermek amacıyla da Sayın Başkan'ın bana bildirdiği tarihten itibaren biz Bursa'da bir grup şeyimizi bitirdik. Çok U15 ligi Bursa'da oynandı ve sonuçlandı. U15 liginin 4 tane grup birincisini yarın işte Bursa Spor tesisleri onlara açılıyor ve o futbolcular gelecekler buraya kendi takım bu takımlar Arabaya Ta Spor, bu takımlar İnegöl Spor, bu takım Güven Spor, Bursa Güven Spor ve Karayolları Yol Spor. 4 takım şimdi, Bursa'yı Türkiye'de temsil edecek. Ya Cemal benim çok dikkatimi çekiyor. Amatör kümeden geldim ama son senelerde biz bu işlere girmiş. Şu Arabaya Ta ile Yol Spor'u her yerde duyuyorum. Ne özelliği var bunların? Şimdi bunların başkanını ve hocalarını kutlamak lazım. Ama senelerdir duyuyorum ama ben bunlar, yani. Ama bunlar hiçbir zaman gidip de ben 3. Lig terfi müsabakasında oynayayım mücadelesi vermiyorlar. Söz gelimi Volkan Şen araba yatağından yetişti diyorlar. İşte Güven Spor böyle bir şeyi yok. Güven Spor'un amatör kümede takımı da yok. Yok değil 16-18'e kadardır Güven Spor. Güven Spor biliyorsunuz bizim Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin pilot takımıdır. Ve Bursa Spor'un da direkt pilot takımıdır. Evet. Yani rahmetli Çetin 16, abi de Allah rahmet eylesin. Onu da analım burada. Evet, Güven Spor böyle bir amaç edinmiş ve oynuyorlar. Bu Araba Yatağı, İnegöl, Güven Spor, Yol Spor. Bunların altyapıları çok kuvvetli olan takımlar bunlar. Kendilerini tamamen bu işe adamışlar. Yani bunun başında yani Araba Yatağı'nın Mehmet Güleş diye bir antrenörümüz evet. var. Mehmet senelerdir de orada. Yıllardır gençlerin arasında yani unutmamamız lazım. Vermiş olduğu emek çok büyük. Bu konuda gittiğimizde Mehmet'le de tanışacağız tabii. Mehmet, evet. Mehmet gerçekten çok oranın dolu. Oranın emekçisi. Çok dolu bir kardeşimiz. Ve yıllardır da ve zorlar da. Sizi de zorlar, beni de zorlar. İster o. Yani bir çocuğa bir şeyler, bizden bir şeyler alacaksa onları hiç çekinmeden gelir, sizi takip eder ve bu işi sonuçlandırır. Mehmet bilgi birikimi olan bir antrenör arkadaşımız. Kendisi işte buralarda hep var. Güven Spor her yaş grubunda Bursa'yı temsil ediyor. Zaten İnegöl tescilli. İnegöl zaten tescilli biliyorsunuz. Yol Spor öyle. Yol Spor öyle. Bakın ikinci dönemde diğer yaş gruplarında yine bu takımlar çıkacaktır karşımıza. Yine bu takımlar çıkacaktır. Ve bunları yarın burada Bursa Spor teşekkür ediyorum yine buradan bu onlar için bir mabet burası bu futbolcular tabii, için. Timsah yuvasından yani, minik timsahlar yani gelecek. Bir mabet burası. Bu buraya gelecekler kendi formalarıyla. Burada ödüllendirilecekler. Nasıl ödüllendiriyor? Kupalarını alacaklar. Yani unutulmaz ve madalyalarını takdim edeceğiz. Burada takdim edeceğiz. Ve diğer yaş gruplarını da biz organizasyonumuzu yapacağız. Eğer uygun olursa tabii yine soracağız ki uygun olacağını onlar da söyleyecektir. Her zaman kullanabilirsiniz dediler bize. Biz diğer yaş gruplarına da o çocukları da buraya bu tesisleri görmelerini sağlamak istiyoruz. Evet. Böyle bir organizasyon içindeyiz. Bu tesisleri bize amatörlere açtıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Altyapıyla ilgili başka söylemek istediğim bir şey varsa o noktaya bir yerde artık yavaş yavaş kapatıp üste önemli bir şey sormak istiyorum. Şimdi altyapıyla ilgili
gerekli görüşme konuşmaları yaptık. Her şey çok güzel gidiyor. Yani şu anda gerçekten gerek hocalarımızda gerek futbolcu ordumuzda iyi şeyler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu arada ben Cemal Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Burada bize bu fırsatı verdiği için bu yarınki organizasyonla ilgili. Çünkü her gittiğimiz yerde diyoruz ki size bütün tesislerimizin kapıları açık diyoruz. Açık ama nasıl açacağız? İşte bak böyle organizasyonlar yapacağız ki biz de icraatlarımızın altını doldurmuş olacağız. Evet. Bu anlamda ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki de bütün organizasyonlarda seve seve her zaman birlikteyiz. Ya arkanızda izlemiyoruz, siz birlikteyiz. Yan yanayız. O çocuklara bir teşvik. Şampiyon olmak için de bir şey. Gideceğim ben Bursaspor tesislerin içinde bu kupamı tabii alacağım. Ertuğrul Hoca verecek. Ya, belki pası yarım sahip. Ertuğrul Hoca verecek. Başkan şimdi. Buradaysa başkana verdik. Tabii başkan verecek. Takım tabii. Kaptanına verdirebiliriz. Yani biz değil onlar. Sizler düşünsenize Bursaspor'un maçtan önce sizin bu maçlarınız vardı. Oynardınız. Alt yapıp haftı. Paf takımı deniyordu o zaman. Şeydi, Gençler Ligi. Gençler Ligi yani düşünün Atatürk Stadı'nda işte o stadın önüne çıkmak, o seyirci önüne çıkmak hem güzel bir... Bırak onu futbol oynamayı, 4x100 bayrak yarışı yapılırdı. Ya. Genç çocuklar, ufacık çocuklar böyle minik minik onlar koştururlardı, almışlardı. Hatıralar. Yani en çok alkış hangileri alıyordu? En arkada kalan. En arkada kalan kadar. Ona hep hadi yürü, hadi koş derlerdi. Neleri gördük? 20 sene yani sonra... adamın ayağında çivili... Koşu ayakkabısı, ötekinde rugan ayakkabı var. Birinde bez ayakkabı var. Yokluklar içerisindeydi artık herkes de. Şimdi 20 sene sonra bana nasip oldu yine o dönem. Bülent Korkmaz döneminde 3 tane maç oynattık burada Atatürk Stadı'nda. PAF takımdı yine o zaman. 2 dönem önce Bülent Korkmaz'ın oğlu Ali Koras döneminde. 3 tane burada maç oynattık. İnanılmaz çocuklarda bir şey geldi. Yani türbinleri oynuyor orada. İşte, Sayın Başkan ben burada tabii Bursaspor Kulübü'nün de bir politikası olabilir bu. Futbol Federasyonu'na yaptırım olarak. Gerçekten yukarıya çıkacak A2 ligi bilhassa A2 liginin ben hala şunu savunuyorum. Antrenör Ertuğrul Hoca buna karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Tamamen saha bozulacak diye yapıyorlar bunlar. Ama bunun kesinlikle A2 liginin bizim maçlardan evvel eğer buraya denk geliyorsa oynaması... O mümkün değil. Çarşamba yani, ve salı günleri oynuyoruz. Hafta içerisinde A2 oynadığı için mümkün değil. Yani bu tip olaylarda bakın türbinlerin dikkatini yani türbinlerin büyük keyif veren iki olay vardır. Bir, gençlerin oynadığı maçlar. Evet. İki, jübile maçları. Eski tecrübelilerin oynadığı işte o maçlar renk verir. Örneğin Allah nur içinde yatırsın. Bir Milan Evveri'nin, Keçi Evveri'nin oynadığı maçlar. Eski futbolcuların oynadığı maçlar. Bunlar büyük keyif verir. O küçüklerin, PAF takımların, genç takımların maçlarıyla eski masterların diyelim dilimiyle onların oynadığı maçlar büyük keyif verir. Penaltıları falan şu olur vallahi bu olur. Hocam master falan kalmadı biliyor musun? Bütün arkadaşlarımız artık bizden alttan gelen çok bir ara olduğu için... Şimdi Mesut abiler falan artık oynayamıyor. Hiç öyle bir şey kalmadı. Alttan büyük bir ara verildi. Bu ara bizim genç jenerasyona kaldı şu anda. Şimdi futbolu bırakanlar işte Ersel'dir, Mesut'tur. O tür insanlara kaldı. O şey biraz gençleşti. Peki. Sevgili izleyenlerimiz, evet Bursaspor'un altyapısıyla ilgili değerli iki konuğumuzla birlikte konuştuk. Şu anda... Önemli olan neye geçecektik? Cuma günkü karşılaşmaya. Evet, ligin son maçı, ilk yarının perdesini kapatan maç. Çok önemli bir karşılaşma. Bursaspor açısından, Bursaspor'un hemen arkasında ayak seslerini hissettiği Beşiktaş'a konuk olacak. Nerede? Kartal Yuvası İnönü'de. Peki ne olacak? İşte bu sorunun tahmini olarak veyahut da bu soruya en net, en açık şekilde cevap verebilecek isimlerin başında Türk futbolunun duayen yazarlarından sevgili büyüğümüz Atilla Gökçe abimiz var. Atilla abi iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili dostlar. Sevgili Mustafa merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Atilla abi seni Bursaspor TV'de ağırlamaktan keyif alıyoruz, şeref duyuyoruz. Şu anda Bursaspor Yönetim Kurulu Altyapı Sorumlusu Necmettin Kocaman'la Bursaspor'un eski futbolcularından Cemal Vardar var. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı. Ne olur Beşiktaş Bursaspor maçı kestirmeden söze gireyim. Sen hep böyle yaparsın. Bize böyle öğrettin. Şimdi ne olursa olsun ligde ilk yarının sonu ama dünyanın sonu değil. Hiçbir skor benim açımdan önemli değil. Benim açımdan önemli olan neticenin değil, neticenin güzel olması.
Hatice dediğimizde o yıl arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, dayanışma, sevgi, saygı, kurallara bağlılık ve sportmence bir eğlence. Yani Joga Bonito dedikleri Brezilyalıların. Güzel oyun. Ben bu zirvede ki iki takımın Joga Bonito'yu gerçekleştireceğini, böyle bir hani ilkokul öğrencilerinin masum yıl sonu müsamereleri vardır biliyorsun. Evet. Onun gibi bir ilk yarı sonu festivali haline dönüştüreceklerini düşünüyorum bu oyunu. Kimin kazanıp kimin kazanmadığı hiç önemli değil. Beraberlik falan önemli değil, skor önemli değil. Şu nedenle koca bir 17 hafta var önlerinde, olacak önlerinde. Tatil var, işte ara var. Herkes eksiğini geldiğini kapayabilir ve kimse stratejik hesabından bir şey kaybetmez. Ben böyle düşünüyorum. Sevgili Atilla abi, burada şimdi biliyorsunuz Beşiktaş-Bursa maçlarının üzerinden çok konuşmak artık anlamsız, tüm Türkiye biliyor. Siz zaten öyle çok yazılar yazdınız ki bununla ilgili. Taraftarın İnönü'ye gidememe durumu var. Beşiktaş taraftarında Bursa Atatürk'e gelememe durumu var. Şu ana kadar netleşmiş değil. Bitmeli demiştiniz siz daha önce bunu ama görünen o ki bitmeyecek gibi. Vallahi mutlaka bitmeli böyle bir şey. Yani şimdi ortada taraftarlar için alınmış bir ceza kararı yok. Maçın seyircisiz oynanması gibi hemen herhangi bir kulübü bağlayan bir disiplin kararı yok. Neymiş efendim, dedikodular üzerine kitlesel öfkeler oluşmuş. Saha içinde hiçbir olay meydana gelmemiş. Tribünlerde olay meydana gelmemiş. İki kulüp arasına soğuk rüzgarları soktular. Bence bu komplo teorileri çok fena halde zehirledi toplumu. Kamu yöneticileri bile nüfus kağıdında Bursa doğumlu olduğu bilinmeyen insanları, kanıtlanmayan insanları Bursa'nın maçlarını almadı. Böyle saçmalık. Dünyanın neresinde görülmüş. Ve bunlar devlet eliyle alındı bu kararlar. Yani olay çıktığı zaman bastırıp önlemekle yükümlü güvenlik güçleri mektepleri kapattı. Oh ne güzel marifi idare ediyor. Hani vardı ya Osmanlı'da böyle. Evet. Ona benzedi. Kimse gelmesin olay da çıkmasın. Böyle şey olur mu? Herkes gelsin de olay çıkmasın. Bunun için barışçı etkinlikler yaparsınız. İki kulüp yöneticileri gayet aklı başında birbirlerine çiçek dolu mesajlar verirler. Güvenlik güçleri de ne kadar gerekiyorsa o kadar önlem alır. Aklı başındaki gerçek spor sever, gerçek taraftarları statlara buyur ederiz. Ha, oyunu, bu huzuru, bu düğün güzelliğini bozan bir şey olursa da hangi taraftan olursa olsun onu dışlarız. Dışlanır o. Güvenlik güçleri de o insanı alır. Çıkarlar ortamdan. Hayır bunu yapmadılar ama kimse gelmesin. İyi oldu. Ne oldu? Şimdi en az 2-3 yıldır Bursa Beşiktaş maçları seyircisiz oynanıyor. Çok ayıp ya. Yani rakip seyirci olmadan oynanıyor. Taraflardan birini yok sayarak bir futbol müsabakası düzenlemek bence olsa olsa arena kültürüne yakışan bir olaydır. Hani Roma'nın arenalarında vahşi hayvanlarla evet. dövüşmek zorunda kalan gladyatörler var ya, sonra kendi aralarında mutlaka öldürmek zorunda olan gladyatörler. Ama aradan 2000 yıl geçmiş, yani biz biraz uygarlaşalım ya. Yani bu saçma sapan bir şey. Peki Atilla abi, türbünden evet. hemen sahaya inelim. Seni çok tutmayacağım. Bir soru, psikolojik olarak bir maç. Neden derseniz Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor. Zapotoşni var, Ali Tamdoğan var, Tuna var bizde Bursa Spor'da. Ertuğrul için değişik bir atmosfer. Mustafa Denizli'ye karşı koltuğunu bıraktı. Halef Selef'in karşılıklı maçı. Evet. Valla bence bunlar hoşluktur. Bir kere Beşiktaş taraftarları Ertuğrul Sağlam'ı çok seviyorlar. Güzel anıları var Ertuğrul Sağlam'da. Hem futbolcu hem teknik direktör olarak. Öte yandan Mustafa Denizli'nin de Bursa'da İrlanda'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı devirdiği maçlar var biliyorsunuz. Yani sempati, sevgi herkese gösterilecektir orada ve herkesin
bu spor camiasında birbirini sevmek için gibi çok güzel sebepleri, nedenleri var. Bunun içine rövanş duyguları katmak, kuyruk acıları katmak çok ilkel bir düşünce. Bence çok anlamlı bir maç olacak. Ayrıca ben Bursa Spor'un oynadığı hemen hemen bütün televizyondan yayınlanan maçları izledim. Bursa'nın yenildiği maçta bile mesela kendi sahasında Gençler Birliği maçı büyük futbol keyfi aldım. Maç son derece medenice bitti. Centilmence bitti, saygıyla bitti. Aynı şekilde, aynı saygın ortamın İnönü'nde de oluşacağını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarları mesela bakın, Diyarbakır spor taraftarlarını selamladı, bağrına bastı. İki taraf birbirine sevgi sloganları gönderdi. Ardından Beşiktaş taraftarları İrlanda bayrağı açarak sporda centilmenliğin, dayanışmanın global bir kavram olarak da var olabileceğini gösterdi. Bu diğer Amin'in el attığı gol meselesi yüzünden İrlanda'yı destekledi. Bir İrlanda bayrağı alıp onu salladılar. Dolayısıyla bu felsefe dolu tribünlerden Bursa Spor'a da gereken dostluk mesajları gelecektir. Ben valla Bursa Spor seyircilerini inşallah görürüm diye bekliyorum hafta sonunda. Yeşil beyaz atkılar, siyah beyaz atkılar. Kebabımız Bursa'nın kebabı kadar güzel olmaz ama yani şey, eskiden kokoreççiler vardı stat kenarında, biliyorsun mis gibi kokardı. Yani o günleri yeniden yaşamayı arzu ediyorum. Çok teşekkür ederim temennilerinize. Aynen katılıyorum. Duayen abimizsiniz demiştim. Sağlıklı günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, Atilla Gökçe de güzel dileklerle, temennilerle son buldu. Sözlerin şunu söylüyor. Ben Bursa Spor taraftarının İnönü'nde yeşil beyaz atkılarla görmek istiyorum dedi. Bu çok güzel bir dilek, temenni. Ne diyorsun? Aynen öyle. Yani insan haklarına aykırı bir kere. İnsanın maç seyretme hakkını elinden alıyorsun. Yani hocamın çok güzel söylediği gibi yani burada seyirci ceza almamış. Olay seyirciler arasında olay çıkmamış. Yani bu husumet nedir bilemiyorum. Biz kura çekimine gittiğimizde Osman Nuri Genel Müdürümüzle Beşiktaşların görüşmesi protokol yaptık orada. Dedik ki ilk maç nerede olursa seyircimize götüreceğiz veya geleceksiniz. Şimdi şansımıza da onların ilk maç orada çıktı. Burada olsaydı böyle bir sıkıntı yaşamayacaktık. Beşiktaş seyircisi gelip seyredebilir. Biz de ikinci maçı gidip orada seyredeceğiz diye. Ama işin içine galiba güvenlik birimleri giriyor. Hayır, il güvenlik kurumunda yok. İl güvenlik kurumunda bu işin %100 bir alakası yok. Hayır, hayır şöyle bir durum söz konusu. Şeyden geçiyoruz. Gergin bir ortamdan geçiyoruz. Beşiktaş kulübü eğer ki derse ki biz gelmesinde bizim için hiçbir sakınca yok derse il güvenlik kurulu bu anlamda sorumluluğu Beşiktaş kulübü almış olur ki bunda da hiçbir problem olacağını ben zannetmiyorum. Bursa Spor taraftarı da gidecek Beşiktaş'ta İnönü'nde maçını seyredecek. Beşiktaş taraftarı da gelecek Bursa'da maçını seyredecek. Yani bunun kan davası yapmaya, bunun uzatmanın hiçbir iki tarafa da hiçbir faydası olacağını zannetmiyorum. Gönlünden geçenin galibiyet olduğunu biliyorum. Ya tabii sen ki. Sen teknik konuları pek konuşmazsın. Evet. Bursa Spor'la ilgili ne düşünüyorsun son bir cümleyle Beşiktaş'la ilgili maçla ilgili? Yani seyir zevki iyi olan bir maç bekliyorum. 3 puanla ayrılacağımızı da umut ediyorum, diliyorum. Evet, eski Bursa Spor'lu futbolcu olarak, ASKF Genel Başkanı olarak değil. Şimdi öncelikle Atilla Gökçe abimizin Bursa Spor'a ön yargısız bakış açısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bizim İstanbul'daki köşe yazarlarından çektiğimizi hiçbir şeyden... Amigo değil. Yani değil, gerçekten objektif bir şekilde bu görüşlerini açıkladığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani taraftar konusuna gelince de artık bu başkanın söylediği gibi bu kan davasının bir an evvel bitmesi lazım. İki takım taraftarı da hak ettiği ölçüde neyse kurallar çerçevesinde bu maçı izlemesi gerektiğine inanıyorum. Bizim maçla ilgili derseniz son hafta çok şanssız bir yenilgi aldık. Gerçekten hak etmediğimiz bir yenilgiydi. Belki çok çalışmadık, belki çok koşmadık ama Kayseri Spor da bizim çok çok üstümüzde yani futbol oynayıp da kazanmadığı, bizim tamamen kendi hatalarımızdan, kişisel bireysel hatalarımızdan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Biraz çabalasaydık onun üstesinden bile gelebilirdik yani.
Beşiktaş maçları son 10 yıldır yani Türkiye'nin gündemine oturan büyük bir derbi gibi olan maçlar bunlar. Bursa, Beşiktaş ve Bursaspor maçları bu şekle geldi şu anda. Herkes Beşiktaş-Bursa maçını bekler bir hale geldi. Benim şahsi kanaatim Beşiktaş'ın biraz toparlanma sürecine girdi. Sonuçları kötü ama oyun açısından gerçekten bir ilk maçlardaki durumunda değil. Biraz daha oturmuş durumda. Biz biraz gerçek oyunumuzu oynadığımız takdirde oradan galibiyetle ya da puanla döneceğimizi düşünüyorum. Ben mağlubiyeti hiç aklımdan geçirmiyorum. Çünkü biz rahat olan taraf biz olacağız. Rahat olan evet. taraf biz olacağımız için Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var. Taraftar baskısı oluşacak orada. Evet. Bu taraftar baskısını biz kendi lehimize çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyorum. Altyapının ne kadar önemli olduğunu artık tüm dünya biliyor. Bu gerçeği kavruyor. Ve Bursa'da da, Bursa Spor'da da sevgili izleyenlerimiz iki önemli isim. Biri Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı işin başında. Diğeri de Bursa Spor'un altyapısının başında. İkisi de kontak kurmuşlar. Ve bütün hem amatör camiye hem Bursa Spor camiası el ele verip köprüleri kurmuşlar. Projelerini hazırlamışlar. Dileğimiz nice nice Sercanlar, nice Volkanlar, daha nice Cemal Vardallar, nice Semih Yuvakuranlar, daha isim Yalçınlar, Adnanlar, Turanlar niye yetişmesin diyoruz. Çünkü altyapı bir cevher. O altyapıda 2,5 milyonluk bir devasa kentte neler olmaz ki? Evet, başarıya giden yolun altyapıdan geçtiğini biliyoruz. Ve Cuma akşamı o İnönü Stadı'nda oynayacak Bursa Spor, Beşiktaş Bursa Spor maçı için önemli bir şeyler söylemek mümkün değil. Çünkü bu maç çok önemli. Daha fazla önemini arttırmanın anlamı yok. Ama şunu söyleyelim. Bursa Spor'un puanı 32. Hani ne demiş şair? Yaş 35, yolun yarısı. Eğer İnönü'de puanını 35 yaparsa Bursa Spor zirve yolunu yarılayacaktır diliyoruz. Ve umudumuz bu taraftarımızla, yeşil beyaz atkıları Atilla Gökçe İnönü Stadı'nda görmek istiyorum dedi. Yeşil beyaz atkıların ama vakur içerisinde, ama bir Bursa Spor centilmenliği içerisinde, bir Bursa Spor kavramı içinde sallanması en büyük dileğimiz. Evet, her zaman olduğu gibi kontrada ekip arkadaşlarımızla beraber iyi akşamlar diliyorum. Yüzünüz hiç solmasın, yüreğinizden yeşil beyaz sevgisi hiç eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın.